Bir başkası da diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in zannî olmayışının yegane kanıtı, Müseyleme'nin bir torunu var. Her çağda bir torunu var, yeni çağlarda da torunu var. Bu başta adı Muhammed Reşat Halife şeklinde olan, daha sonra Muhammed'den bir şekilde kurtulmuş kişi, kendi uydurduğu bir saçma sapan yöntem ile güya Kur'an sistematiğinin 19 temelli olduğu iddiasıyla, işte Kur'an'ı zanni değil, kat'i kılan delil diyor. Bu yegane, onlara göre yegane kat'i kılan ve onlara göre son derece belirgin, normal düzeyli, sadece cebir düzeyinde matematik bilen biri açısından bile son derece saçma olan bu şey, güya Kur'an-ı Kerim'in hak zanni olmayışının, kat'i oluşunun garantisiymiş. Bu da, bu garantiyi sağlayabilmek için kusura bakmayın iki tane atmak zorunda kalıyorum diyor. Yani iki ayeti, şeytan ayeti demek suretiyle atarak Kur'an-ı Kerim'i tahkik hak kılıyor. Dediği yöntemin de nedenli matematik açısından, bilim açısından geçerli olacağını varın siz hesap edin. Herhangi bir sistematik, herhangi bir ölçüt, hiçbir şey yok. Buna dair bir münazaradan sonra bana samimi olduğuna inandığım bazı kimseler şöyle yazdılar. Hocam, Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inandığımız tek bir delil vardı, onu da çürüttün. Ya, bu düşüncedeki bir insan demiyor ki Kur'an o günden bugüne Allah'tan hak bir kitap olduğunun yegane kanıtı bu ise, o zaman aradaki kimseden hiç mesuliyeti yok. Zanni olacak çünkü onlar nezdinde Kur'an. Zanni olan bir şeye tabi olmakla zaten memur olamayacaklarına göre. Bu bir. İki, bahsedilen bu şeyin matematik açısından bağlayıcı olduğu. Ya ben biraz sıkıştırınca ben anlamam ama öyle dediği için matematikçiler öyle diyorlarmış falan. E sen matematik bilmeyerek matematiksel olduğunu bu sefer zanni düşünüyorsun. Ortada bir matematiksel bir şey de yok. Bir başka husus, matematiksel anlamda soyut düşünce bütün insanların müşterek olduğu bir alan değil. Ama akleden kalplerimiz bütün insanların müşterek olduğu bir alandır. Ve Allah Azze ve Celle, bakınız peygamberlerini konuştururken, ta Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini sıralıyor. Gökteki güneşe, aya, yerin bitirdiklerine, bu canlılığa, bize sağladığı rızıklara, insanı yarattığı, yeni yeni insanlar yarattığı bu doğum hadisesine ve akleden kalplerimiz ile Allah Azze ve Celle'nin gücünü ve kudretini burada görebileceğimizi ve neticede bunu yegane kudret, yani La ilahe illallah akidesine bağlayacağımızı, böylece Resullere iman edeceğimizi Cenab-ı Hak, edebileceğimizi Cenab-ı Hak öngörür. Bu hepimizin müşterek olduğu bir alanken, spesifik bir soyut biçimme biçim, soyut düşünme biçimini vahyin yegane garantisi olarak varsaymak temelden sakat bir düşüncedir. İn tettebi'ûne illa zanna. Zandan gayrısına tabi olmuyorlar. Hitap doğrudan onlara geldi. Siz zandan gayrısına tabi olmuyorsunuz. Zanna gayrısına dikkat etmek sizin tabi olmak, hakka rağmen zanna dönüp tabi olmak, bu kötü niyetin başlangıcıdır. Çünkü bir şeyin hak, yani olan kısmı, falanca kişi kendi zannını bulgularla sabitledi, bunu ispatladı ve artık onu yayınladı. O bir hakikate dönüştü. Siz bunu görmezden gelip hala kendi ispatlayamadığınız zannınızı iddia etmeyi sürdürürseniz, size bir körlük içerisinde olduğunuz hükmü verilir. Yani görmek istemiyor hakikati denir. Cenab-ı Hakk'ın söylediği de budur. Hakikati görmek istemiyor. Kendi her ne sebeple olursa olsun oluşturdukları zanlarını iddia edip durmaya devam ediyorlar. İn tettebi'ûne illa zanna. Zandan gayrısına tabi olmuyorlar.
ve in olmuyorsunuz. Ve in entum illa tahrusun. Siz sadece yalan ihdas ediyorsunuz. Zannı da yalanlarınızın bir aracı olarak. Çünkü hakka el vermediği zaman batıl elinde hak argüman olmayınca ne yapacak? Zannı kullanacak. İnsanları belli zanlar, belli varsayımlara yönelik bu varsayımları, bu zanları doğrudan kanıtlamayan ama görünürde sağından solundan kanıtlıyormuş gibi gösteren kimi dayanaklarla delillendiriyormuş gibi yapıp bugün medyanın uyguladığı karartmaların, yanıltmaların pek çoğunda böyle şeyler var. Böyle bir haber atalım ortaya. İyi de buna bir delil lazım. İşte şunu biraz delillenmiş gibi göründü. Miş gibi oldu. Peki haberin takipçileri veya inanacakları kimler? Heveslileri. Böyle bir şey olsun hevesinde olanlar. O gerçek olmayan veya sahte dayanaklar üzerinden haberi yiyeceklerdir. Çünkü onlar öyle olsun istiyorlar. Batıl da böyledir. Hakka rağmen batıla ancak hevaları bu yönde olduğu için, arzuları bu yönde olduğu için, istekleri bu yönde olduğu için, işlerine geldiği için uyarlar. Dolayısıyla da zannı hala ellerinde tutmaya çalışırlar. Bugün için evrimi, evrin doğuşu itibariyle bile çok zannî bir şeydir. Ya o kadar zannî ki bugün herhangi bir haber yapımcısının yaptığı zan kurgusu bile ondan çok daha desteklidir. Yani bu adam şekilleri benzeterek kuşun ayağından, timsahın ayaklarından vesaire demek ki oralardan bir yerden geliyor bizim ayaklar diyecek kadar bir körlük içerisindedir. İşte maymunun tipinden, maymun öncesi canlıyı yakında benzetebildiği neler varsa, yani bir çocuk resim çizen bir çocuğun kabaca çizdiği resimlerdeki benzerlik üzerinden tasarlayabileceğiniz bir aymazlığa benzer şekilde, biraz o parmak biraz ileri giderse gitmiştir zamanla, o da biraz geri gelirse ya bakayım gel toparladın şimdi. Şimdi maymuna bakıyor bayağı bir yakınlaşmış. Şimdi biraz bunun belini doğrultursak, biraz da şöyle çenesi, kafası, tüylerini biraz da olmadı tıraş falan, tüylerini de tıraş edeyi de zaten kökü kesilir onun bir süre sonra diyecek kadar saçmalamış. Zaten genetik denen tarafla herhangi bir o esnada şeyi yok. Bugün ve o günde dahil olmak üzere bu zanla niçin tabi oldular? Hayat kendiliğinden başladı ve kendiliğinden aktı. Üzerimizde bir buyruk sahibi yok diyebilmek için. Şimdi dışarıda söylermiş, yalanı köyde kendisi inanırmış var ya, dışarıda söylenen yabancının söylediği yalana köyde bizim imam mı inanmak istiyor şimdi? Ya Allah isterse böyle yapamaz mı deyiverebilmek istiyor. Ya önce bir akıllı olacaksın. Önce bir akıllı olacaksın, bir silkineceksin. Kafir bu yalanı niçin vaktiyle uydurdu diyeceksin. Sonra da ben bu yalana bugün niçin inanayım diyeceksin. Niçin? Allah hiçbir kitap göndermemiş olsaydı bile, hiçbir peygamber göndermeseydi bile, yani kendimize bakıp, canlılığa bakıp bunu demeyecekken, Allah kitap gönderdi, peygamber gönderdi, onun buyruğundan kurtulayın diye birinin uydurduğuna bugün biz Allah kitap göndermişken niye inanalım? Diyorum ya, hiç kitap olmasaydı, hiç peygamber falan olmasaydı zaten böyle bir yalanı kimse ortaya atmazdı çünkü buyruktan kurtulmak için yapılan bir şeydir bu. Ama tut ki birileri atsaydı niye inanaydık ki? Yani elimizde bir ayet vesaire olmayacaktı ama en azından aklımız olacaktı. Ya biz maymundan geldik derse gülüp geçecektik. Aptal mısın sen diyecektik yani. Görmüyor musun? Biz apayrı özgün varlıklarız. Öyle benzettiğin her sakallıyı deden zannedecek bir yaklaşım üzereysen cünün var demektir. Ya delidir ya da saflığına veriyor demek oluyor. Bu durum bu kadar net iken dine karşı bir muharebenin aracı olarak şeytani bir yaklaşım üretilmiş. Dediğim gibi dışarıdaki bu yaklaşımın kendi takipçileri ispatlayamadıkları için yılmış yorgun düşmüşken destek şimdi bizim hoca tırnak efendi fendilerden geliyor.
Güya böyle yapınca da bilimsel takılmış gibi oluyorlar. Kendi zanlarınca. İşte bugün zan diye hadislere vurup yıkmak isteyen kimselerin bir süre sonra ateizme, bir süre sonra Darwinizme nasıl kaydıklarını ibretle müşahede ediyoruz. Demek ki müminleri, hakkı ve hakikati zan ile yaftalamaya kalkarsan Cenab-ı Hak sana zannı yar eder, yol kılar. Şimdi Resulullah'tan gelen delilli haberlere, yeryüzünde bir benzeri olmayan rivayet isnadına itibar etmeyip sırtını dönersen Cenab-ı Hak sana Abraham sonu şeyh kılar. Artık çok beğenirsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين